Bütün işlerin ışık hızınla. Hep ışık hızınla. Burada bekliyormuş bayan. Beslemesi fikrinde. Kök. Merkez 441 peronda. Merkez anonsum anlaşıldı mı? 441 peronda. Ya hadi. Hemen hemen atalım. Hemen götürelim. Ve çalıştı. Daha önceki işim muhasebeydi. 7-8 yıl muhasebeyle uğraştık. Masa başında çalıştık. Sonra muhasebede bir rahatsızlık geçirdiğim için devam edemedim. 2 yıl gibi bir ara verdim. Akabinde iş aramaya başladım. Sağlığım yerine gelince sağ olsun manevi bir ablam var. Dedi ki mutlu olacağım bir iş yap. Yani yap bir iş de mutlu ol. Önemli olan o. Abla dedim arabayla ilgili bir şey olsun. Oto yıkama olur, araba kullanma olur. Araba benim tutkum. Yani gerçekten hobinin de üzerinde bir şey. Hobi gibi değil de daha da yüksek bir şey. Sevgi anlamında. Tamam dedi arabayla ilgili bir şey yapalım. Ne yapalım? Şoförlük işi arayalım. Gazeteleri açtık, şoförlük işi arıyoruz. İşte diyaliz merkezlerine, servislere, okul servislerine, fabrika servis, her yere bakıyoruz artık. Sonra bir baktık gazete ilanlarında kadın taksi şoförü alımı yapılacak diye bir ilan var. Abla dedim bu nasıl taksicilik, hani ben de ilk etapta nasıl düşünüyorsanız siz taksi şoförüm, ben de öyle düşündüm. Tam sana göre dedi, akşama kadar araba kullanıyorsun dedi. Git dedi bir başvuru yap. Ne isteyecekler? İşte evraklar, SRC, psikotekmek. Araştırdım onları. Önce onları çıkardım. Bu arada başvurumu yaptım. Elime aldım evrakları. Gittim başvurumu yaptım. Dediler ki bir evraklar istiyoruz. Ne istiyorsun? SRC, psikotekmek. Onlar bende var dedim. Serüven böyle başladı. 6,5 yıl buradayım. Tek kelimeyle çok mutluyum. Benim çevremden olumsuz da olumlu da bir sürü tepki geldi. Beni tanıyanlar, gerçekten etrafımda benim fıtratımı bilenler tamam dediler. Tam işini yapıyorsun. Çünkü benim fıtratım araba kullanmayla, gezmeyle, ikili ilişkilerle ilgili çok oturmuş bir şey. Tamam dediler, işini buldun, sen artık oradan çıkmazsın. Ama tabii ki bu ön yargıdan dolayı olumsuz tepki verenler de oldu. Yani çok ağır tepkiler de aldım. Aile çevremden, ikinci, üçüncü derece aile yakınlarımdan olumsuz tepkiler de aldım. Neden? Olumsuzlukları henüz daha buna alışkın olmadıkları için, o kalıp oluştuğu için, daha henüz kalıbı kırılmadığı için neden yapıyorsun? İşte erkeklerin içinde ne işin var gibi tepkiler de aldım. Müşteri birinci medya ayağım, günde 40 kişi yaklaşık inip biniyor. O 10 kişiye söylüyor, o 100 kişiye ve kırılıyor. Bunu gözümle gördüm yani. Hani bir arkadaşımız daha başladı, onu da çağırdım buraya. O beni görerek mesela gelmiş, abi ben de taksi şoförlüğü yapabilir miyim diye sormuş. Bizim şoför arkadaşlar, bir tane ablamız var, çok da güzel yapıyor demişler. O sayede başladı. Bunun gibi diğer duraklarda da başlayanlar var. İşte buydu benim yapmak istediğim. Tabii ki maddiyat, hani para kazanmak, evet, ama birincisi mutlu olmaktı. Mutlu olduğum işi yapmaktı. İkincisi de bu ön yargıyı kırmaktı. Ama bu birinci sıraya geçti. Ben de inanın otobüslerimizde de var, takside de var. Şu an dolmuşta da duydum. Dolmuş hatlarında da çalışan nasıl? Takside çalışan duyduk. Otobüslerde niye dolmuşta olmasın? Kırılıyor, görüyor musunuz? İşte bunun merkezinde olmak beni ekstra mutlu ediyor. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Çok mutlu olduğum bir iş yapıyorum. İçinde olumsuzluk gibi sayabileceğim şey çok yoğun trafik. Yani aşırı bütün gün yoğun trafikte çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi ben severek yaptığım için bu da benim için sorun değil. Ancak müşteri bir yeri yetiştiriyorsam, atıyorum havaalanına, müşteri yol kapalı, ne yapabiliriz? Orada olumsuzluk gibi anlatabiliriz. Erken kalkmak, her gün sabah 5'te ayaktayım. Yani olumsuzluk gibi anlatılacak ama bu da benim hayatımın düzenini oluşturdu. Sabah erken kalkmak, erken yol almak hayatıma bir disiplin getirdi açıkçası. Kadınların 40 tanesinden 20 tanesi telefonumu alıyor. Yani tercih ediyorlar. Kadın diyor ben haftada 3 günü Urla'ya gidiyorum. Niye bir erkekle gideyim?
hani bir sorun mu yaşamış ama benimle kesin yaşamayacak güven. Güveni oluşturuyorsunuz hem cinsi olarak ama bana göre bir erkekle de bir kadınla da yaptığında bu güven sorunu olmamalı. Kitap yazabiliriz, ufak ufak notlar da alıyorum çok ilginçlerini. Günde 40 kişi, 40 kişiden bir hikaye çıkıyor 6 yılda. Düşün 365 gün. Yani çok hikaye var. Bir tane hanımefendi bindi, ağlamaya başladı. Niçin ağlıyorsunuz? Kibar ben dedi tavşanımı özledim. Tavşanınız nerede? Ben şimdi o zaman da çok fazla değildim ya, 3-5 aylık ancaydım takside. Bulunduğumuz yere 40-50 kilometre uzaklıkta. Burayı durağa aradım telaştan. Abi böyle böyle bir yolcu var, kaç para tutar, işte parasını verir mi falan gibi soru işaretleri var kafamda. Gerçekten Çiçekli Köy'e gittik, tavşanı oradaymış. Tavşanını sevdi. Akşama kadar oradaydık. Kahvaltı ısmarladı bana sağ olsun. Orada güzel bir kahvaltı yaptık. Geri geldik Karşıyaka'ya. Benim mesaim saat 3'te doluyor. Gündüz 3'te doluyor. 3'e kadar bırakmadı beni. Orayı da gezelim, burayı da gezelim. O zaman 500 lira mı taksi parası yazmıştı. O bana 700 lira verdi. Salmıyor. Çok ilginç ama güzel bir anımdı. Hani kötü denecek bir anı var mı? İnanın öyle bir anım yok çok şükür. Hep heyecanlı, atraksiyon. Anılarım öyleydi. Öncelikle mutlu oldukları iş. Börek yapmayı seviyorlarsa börek dükkanı açsınlar. Ya da gitsinler bir börek yapanın yanında çalışsınlar. Ama evde oturmasınlar. Ne bileyim, bir sigortaları ödensin, kendi ayakları üzerinde dursunlar, bir maaş alsınlar. Ama bunu yaparken mutlu olsunlar. Yani mutlu oldukları işi yapsınlar, birinden korkmasınlar. Yani işte ne bileyim, sanayide çalışan arkadaşım var benim. İşte eşiymiş, ailesiymiş, toplummuş, etrafmış, korkmasınlar hiç kimse. Neyden mutlularsa önce kendi mutluluklarının arkasından koşsunlar. Kendileridir sadece arkası peşinden koşulacak olan. Sevim Hanım çok düzgün, düzgün yolda yürüyor. Patikalara hiç girmez. Kimse inanmıyordu başaracağını. 6 yıldır beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok çalışkan bir bayan. Herkesi de mahcup etti burada. Çünkü yapamaz gider diyorlardı. Başardı zoru. Şu anda da çok çok rahat. Bütün herkese de saygılı. Bütün arkadaşlarımızla sahip çıkıyoruz. Ben ne mutlu ona. Allah herkese böyle evlat versin. Çoluğuna çocuğuna düşkün. Annesine kardeşlerine çok düşkün. Yani işten kaçmayan, yılmayan bir kadın. 55-28 depoda. Anlaşıldı, yazıldı. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Öyle aynadan bakayım da. Dönelim hatta şöyle bir atraksiyon. Beş araba, ben öpüne giriyor, beş araba. 352 kafa. 352 koç.